İlk çağda meydana gelen önemli gelişmeler şunlardır. Milattan önce 3200 Sümerlerin yazıyı bulması. Milattan önce 2375 Urgacina yasalarının çıkarılması. Milattan önce 1900 Anadolu'da yazının kullanılmaya başlanması. Milattan önce 1700 Hammurabi kanunları. Milattan önce 1296 Kadeş Savaşı. Milattan önce 1280 Kadeş Antlaşması. Milattan önce 1260 ila 1250 Truva Savaşları. Milattan önce 1230 Ege göçleri. Milattan önce 776 ilk olimpiyatlar. Milattan önce 753 Roma'nın kuruluşu. Milattan önce 680 Lidyalılar'ın parayı kullanmaya başlamaları. Milattan önce 550 Pers İmparatorluğu'nun kurulması. Milattan önce 359 İskender İmparatorluğu'nun kurulması. Milattan önce 330 Pers İmparatorluğu'nun yıkılması. Milattan önce 323 İskender İmparatorluğu'nun yıkılması. 0 Hazreti İsa'nın doğumu, 313 Milano fermanı, 325 İznik konsülü, 330 Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığın resmi din haline gelmesi, 375 kavimler göçü, 395 Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması, 476 Batı Roma'nın yıkılışı, İran medeniyeti, geniş topraklara sahip Persler, satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler, Sardes'ten başlayıp başkentleri Sus'a kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır. Arkadaşlar videoyu durdurarak kral yolunun geçtiği bölgeleri inceleyebilirsiniz. Hint Medeniyeti Hint Medeniyetinde, matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmıştır. Fakat sıfırı sayı olarak kabul etmemişlerdir. Sayı sistemindeki bu erken tarihli gelişme, aritmetiğin gelişim hızını etkilemiştir. Çin medeniyeti. Çinliler barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat etmiştir. Galileo'dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermiştir. Günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır. Mezopotamya medeniyetleri. Mezopotamya medeniyetleri aritmetik işlemlerde çarpım tablosunu kullanmış ve dört işlem yapmıştır. Alan ölçümleri ve su kanalları açmak için geometriden yararlanmıştır. Dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmuş ve pi sayısı için 3,125 değerini belirlemiştir. Çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir. Mezopotamya'da astronomi gelişmiş, ay ve güneş tutulmaları hesaplanmış ve takvim yapılmıştır. 1 saat 60 dakikaya, 1 dakika da 60 saniyeye bölünmüştür. 1 hafta 7 gün kabul edilmiştir. Sümerler, milattan önce 3200'de çivi yazısını bulmuştur. Sümerler, ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmiştir. Bu tapınaklarda gözlem yaparak gökbiliminde bilimsel gözlem yöntemini keşfetmiş, bilgileri tablolaştırmışlar ve astronomi alanında ilerlemişlerdi. Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamış, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri tespit etmişlerdir. Bir yılın uzunluğunu bugünkü hesaba göre sadece 4,5 dakikalık bir hata ile hesaplayan Sümerler, ay yılı esasına göre takvim hazırlamışlardır. Sümer Kralı Urkıcina, M.Ö. 2375'te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır. Babiller. Mimaride gelişmiş, Babil Kulesi ve Babil'in asma bahçeleri gibi eserler inşa etmişlerdir. Kral Hammurabi tarafından Hammurabi kanunları hazırlanmıştır. Asurlar. Asurlar kara kolonileri kurmuş ve yaptıkları ticaret yolları sayesinde Anadolu'yla güçlü bir ticaret bağı oluşturmuştur. Bu ticaret faaliyetleriyle Asurlular, Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getirmiş ve burada tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır. Asurlu tüccarlar, başta Kaniş, Kültepe olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde pazarlar kurmuştur. Yunan Medeniyeti Yunan kentlerinde yapılan seçimler, cumhuriyet ve demokrasinin ilk izleri kabul edilir. Başta Aristoteles olmak üzere Yunan bilginleri, bitkilere ve hayvanlara ilişkin bilimsel bilgileri derleyerek botanik ve zooloji alanlarının temellerini atmıştır. Milletli Thales ve Pisagor, matematik, astronomi ve felsefe alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Mısır Medeniyeti Nil Nehri etrafında ortaya çıkan Mısır Medeniyeti ilk çağdaki en büyük medeniyetlerden biridir. Mısırlılar, hacim ve alan ölçmeyi hesaplamış ve piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır mimari, astronomi, matematik, tıp ve mumyalama alanında ilerlemişlerdir. Mısırlılar, güneş takvimini kullanmış, yılı 365 gün olarak hesaplamış ve bir günü 24 saate bölmüşlerdir. Doğu Akdeniz Medeniyeti Fenikeliler Yapmış oldukları kolonicilik sayesinde Akdeniz havzasında ticari ve ekonomik etkileşim gelişmiştir. Akdeniz'in ilk uzman gemicileri ve tüccarları olan Fenikeliler, ticari faaliyetleri sayesinde çivi yazısı ve hieroglifin yerine Fenike alfabesini geliştirmiştir. Bu alfabeyi Yunanlılar ve Romalılar geliştirerek bugünkü Latin alfabesi oluşturulmuştur. İbraniler İbranilere kadar çok tanrılı din inanışı yaygınken İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemiştir. Anadolu Medeniyetleri Hititler Pankuş adında bir meclis oluşturmuşlardır. Hititlerde de Tavanana denilen kraliçe yönetimde söz sahibi olmuştur. Hitit kanunları, evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer verilmiştir. Hititler gelişmiş hukuk kurallarıyla kadın haklarına kanunlarında yer vermiştir. Anal denilen yıllıklar tutmuşlardır. Milattan önce 1280'de Mısırlılarla Hititler arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Lidyalılar. Lidyalılar Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır. İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı yani sikkeyi basmışlardır. Lidyalılar M.Ö. 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır. Frigler. Özellikle tarım alanında ve dokumacılıkta gelişmişlerdir. Tapates adı verilen halı ve kilimleri dokumuşlardır. Kibele toprak ve bereket tanrıçasıdır. Ölüm sonrası hayata inandıkları için ölülerine kaya mezarlar yapmışlardır. Urartular. Taş işçiliğinde gelişmişlerdir. Van kalesinin yanında su kanalları, su bentleri ve mezar odaları inşa etmiştir. Zengin demir, gümüş ve bakır yataklarına sahip olan Urartular maden işleme sanatında ilerleme kaydetmiştir. Arkadaşlar bu görselde Urartulardan kalma Şamran su kanalını görüyorsunuz.